emekçileri. Bildiğiniz üzere sağlık çalışanlarının uzun yıllardır çok süreden devam eden sorunları vardı. Özlük hakları konusunda, ekonomik talepleri konusunda, çalışma hakları konusunda, ama bunlar hep görmezden gelindi. Pandemi sırasında bu sorunların ne kadar can yakıcı olduğunu hep birlikte gördük. Pandeminin başından beri özveriyle yaşamlarını riske atarak olumsuz çalışma koşullarında günlerce, gecelerce sağlık hizmeti veren sağlık emekçileri sonuçta korunamadılar. Bir test ya da bir maske bile onlardan çok görüldü. Covid oldular, hastalandılar, 500'den fazla arkadaşımızı kaybettik. Buna karşın Covid bir meslek hastalığı da sayılmadı. Bu özverili çalışmaya rağmen uygulanan sağlıkta dönüşüm politikaları sonrasında kışkırtılmış bir sağlık talebinin yarattığı sağlıkta şiddet de durmadı. Anlayışsız yöneticilerin liyakatsız atamaları ya da mobbingleri de bizi iyice yıldırdı. Buna karşın açlık sınırının biraz üstünde reva görülen ücretlerimizle son dönemde artan ekonomik krizin de çok belirgin bir hal almasıyla artık sağlık emekçileri tükendi. Ve bu kapsamda bildiğiniz gibi başta Türk Tabipler Birliği meslek örgütümüz olmak üzere birçok sağlık emek meslek örgütü bu taleplerini haykırmaya ve bununla ilgili eylemler, etkinlikler yapmaya başladı. Eylül ayında başlayan emek bizim, söz bizim eylemlik sürecinde bildiğiniz gibi tüm Türkiye'deki hastanelerde, sağlık kuruluşlarında her hafta değişik sorunlarımızı dile getiren eylemler, etkinlikler yapıldı. Ve en son İstanbul'dan Ankara'ya bir beyaz yürüyüş ve Ankara'da da bir beyaz forum gerçekleştirildi. Taleplerimizi en yüksek sesle sağlık otoritelerine, ülkeyi yönetenlere duyurmaya çalıştık. Ve yükselen bu tepkiyi karşısında telaşa kapılan yöneticiler alelacele bir zam hayata geçirdiler. Mecliste kabul edildi. Ancak özünde birçok adaletsizlikler içeren, sağlığın bir ekip işi olduğunu unutan ve iş barışını bozan bu zam daha sonra bizzat kendileri tarafından da geri çekildi. Gelinen noktaya baktığımızda aslında mesele sadece bir zam meselesi değil. Çöken bir sağlık sistemi var. 5 dakikada bir hasta bakma meselesi var. 36 saat aralıksız çalıştırılma meselesi var. Bilimin değil, ekonomik çıkarların ön plana çıkarıldığı, mesleğimizin önemini görmezden gelen bir sağlık yönetimi anlayışı var. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Giderek mesleğimizin itibarsızlaştırılması, emeğimizin değersizleştirilmesi var. Bu taleplerimizi ısrarla defaten dile getirmemize rağmen bizi duymayan idarecilere bildiğiniz gibi 15 Aralık'ta tüm Türkiye'de büyük ölçüde hayata geçen bir görev etkinliğiyle yanıt vermiştik ve bir kere daha uyarmıştık. Eğer bu taleplerimiz kabul edilmezse eylemlerimiz artarak büyüyerek devam edecek demiştik. Taleplerimiz neydi?
ekonomik özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını istiyoruz demiştik. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca ücret istiyoruz. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca ücret istiyoruz. Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam istiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Döner sermaye ve performans değil, emekliliğe yansıyan insanca yaşayacağımız tek ödeme istiyoruz. Tek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz. Tek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz. 3600'den 7200 ek göstergeye kademeli olarak artan bir ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Sağlıkta yeni bir şiddet yasası istiyoruz. Bütün bu taleplerimizi duymayan, görmeyen ama yeri geldikçe bizi balkonlardan alkışlayıp sizin hakkınız ödenmez, sizler bizim kahramanımızsınız diyen yöneticileri biz buradan bütün gücümüzle, bütün samimiyetimizle alkışlamak istiyoruz.